Kazanın altını yaktık. Şimdi o sıvı, o ateşte nasıl bir değişime uğrayacak? Hep birlikte göreceğiz.
Pekmezimiz son aşamasında. Bir hafta şeyi kaynattığımız, pekmez kaynattığımız zaman olurdu. Yani nasıl yokluğunda değersiz, o zaman da çok bulunda yine değersizdi. Şimdiki bir reçel daha ona benzer çeşitli şeyler, gıdalar kahvaltılık olmadığı için tarlaya giderken evde yemeklerin yanında tatlı olarak her yemekte pekmez gelirdi. Yani yenirdi ve o insanlar da dincidi. Ama şimdi şekerdi, helvasıydı. Tatlıların, çeşitlerin çoğalmasıyla pekmeze önem verilmiyor, yenmiyor. Haliyle insanlar hastalıktan birini kapatıyor, biri açılıyor. Eskiden nasıl yani çok kıymetsizse, şimdi de az olduğundan dolayı yani değersiz ve kıymetsiz oluyor. Şimdi kendimiz yani hijyen ve temizliğe önem veriyoruz. Sonra bunu kendi yemediğin bir maddeyi bir başkasına yani sağlığını bozacak şekilde yapılacak bir şeyi katiyen bunu kabul etmiyoruz ve biz yapmazdık yani. Şu anda asmanın altında duruyoruz. Bu asma kaç yıllık? 1958 yılında dikilmiş asmalar bunlar. Yani köyün buraya taşındığında, o sel afatının olduğunda devlet tarafından bizlere yardım olarak verilen 1500 lira o zamanın parasıyla 3 göz ev yapılacaktı. 500'ünü temelde, 500'ünü kemer payında, 500'ünü de bitirdiğinde yani yardım olarak sel afatından dolayı köy göç oldu. Ondan dolayı da yani yardım oldu. İşte evlerin buraya yapıldığı sene bu asmalar da dikilmişti. Aşağı yukarı 64 yıllık yani asmalar bunlar. Bakıldığında da hiç 64 yıllık gibi gözükmüyor. Bir tabir var. Bakarsan bağ, bakmasan dağ. Bakımını yaparsan verim dağılın. Yıllarca da yani o sana üzümünü verir. Ama bakmazsan haliyle o da sana küser. Bakımını da yapıldığı için bugün 64 yıllık bu asmalar. Kızılcık çubuğu o yuvarlak örülürdü. Yani çok dayanıklıydı. Hayvanların yani 25'er 30'ar kilo alırdı. Bir tarafına hayvanın birine bağlardım, bir tarafında da birini. Öylece 50 kiloyu yani alır gelirdi. İşte diyorum ya 100 sepetin çıktığını biliriz biz. Yani benim çocukluğumda bu kadar verimliydi bağlar. Yani aşağı yukarı 7-7,5 dönüm bölünmeden önce bağımız vardı. Yani bize düşen bağ 1,5 buraya söktüğümüz yer vardı. 2 dönüm bağ düştüydü. 4 kişiye bölününce ne olur? 7,5 dönümde 2'şer dönüm bağ düştüydü. Bağın miktarı dönümü azaldı. Hem de verim düştü. Yani verim azaldı. Pekmez gösterdi de yeni. Pekmez de tamam. Sen pekmezi seviyor musun? Evet. Ama hiç pekmez yediğini görmedim. Sen yokken yedim. Ben yokken yedin. Evet. Güzel cevap. Aylarca emek verdik. Bağın gözünün açılması, budanması, bellenmesi, ilaçlanması. Siz de gördünüz ki o korkulukları orada bulundurmamız dahi bu emeğin karşılığını almaktı. Pekmezin oluşma süreci gerçekten çok emek isteyen ve de zor bir süreç. Artık bu pekmez bizim sofralarımıza taşınacak ve biz de Allah'ın izniyle afiyetle yiyeceğiz. Ben de bir kase aldım. Pekmezi. Artık tadına bakacağım. Olmuş mu olmamış mı buna da karar vereceğim. Şöyle bir de göstereyim. Çok da fazla tüketince kafamıza vurmasın. Biraz daha pişmesi lazım. Ama olacak. Vermiş olduğumuz emeğin karşılığını alacağız. Senin yaşındayken çöreğin içine pekmezi akıtıyordum. Ve bunu bir beslenme şeklinde okula götürüyordum ve orada yiyordum. Çok da güzel oluyordu. Hatta zaman zaman benim aklıma geldiğinde bunu yapıyorum. Pekmez tatlı bir şey. Yemeklerin ardına bir tatlı gibi de ben tüketiyorum. Sen nasıl tüketiyorsun peki? Ben
ben de ekmeği batırarak yiyorum. Güzel. Genellikle kahvaltıda değil mi? Evet. Bir ekmeği bandırıp daha sonrasında çay içme gibi mi? Evet. Öğlen yemeğe geliyorsun. Senin de okula hemen gitmen lazım alelacele. Ne yaparsın? Gidersin mutfaktan hemen pekmezi tabağa koyarsın. Yanında da ekmek. Zeytinle de tüketirken de gördüm. Ha, evet. Ben de çok tüketiyorum zeytin. Zeytinle daha mı güzel oluyor? Evet. Hani bir ekmeği bandırıyorsun daha sonrasında zeytin. Ama ekşiyle tatlıyı da orada birleştiriyormuş gibi şey de oluyor. Hı hı. Akif, biz 2 gün boyunca pekmez yapımını bu videoda işledik. Bizim konumumuz Niğde Gösterli Köyü. Bizimle aynı hikayesi olan elbette insanlar da var. Bizi izlediklerinde kendi köy hayatını biraz hatırlayacaklar. Gurbette olanlar diyecek ki biz de geçmişte böyle yapıyorduk. Bizler aslında gurbette yaşayan insanlara veya köy özlemi çeken her bir kimseye bu günleri tekrar yaşatmak amacıyla bu videoları çektik. Ben çekerken gerçekten keyif aldım. Bize desteklerinizi eksik etmeyin ki bu videoların bir seri şeklinde yine çekebilelim ve sizlere sunabilelim. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.